Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 4-10 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet yılın yine önemli ve yoğun bir haftasını. Çünkü dolunay var. Dolunay olan haftalarda enerjiler daha hızlıdır. Biraz daha böyle günlük hayatımızın temposu artar. Gerek kişisel yaşamlarımızda, gerek çevremizde önemli durumlarla karşılaşabiliriz. Jüpiter burcunuzda tüm hızıyla ilerliyor ve çok güzel bir derecede olacak bu hafta boyunca. Dolayısıyla sizin adınıza gerçekten çok daha şanslı bir dönem. Jüpiter'den korunma sağlıyorsunuz ve şu dönemde belki de hayatınızda giriştiğiniz her işten daha fazla başarı elde edebilirsiniz. Daha fazla verim alabilirsiniz. Bunu iyi değerlendirmeye çalışın. Bu hafta da öyle bir hafta. Çünkü dolunay var. Dolunay'da sizin 6. evinizde iş ve mesleki alanınızı etkileyen bir alanda olacak. İş hayatınız, meslekle ilgili konularda bazı önemli dönüşümler alabilir, sonuçlar alabilirsiniz. Dolunay'da Jüpiter de söz sahibi çünkü terazi burcu yükseliyor Dolunay an haritasında ve Jüpiter orada. Dolayısıyla iş hayatınız, mesleki hayatınızda şanslı durumlar söz konusu olabilir. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir, sonuçlar alabilirsiniz. Yaşadığınız mekanlar, yanınızda çalışan kişiler, yardım aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız bunların hepsi Dolunay'da ilgili konuları gündeme getirecek. Enerjiler bu alanda biraz daha yoğunlaşacak. Bu hafta Merkür de düzeliyor. Dolayısıyla hayatımızdaki o iletişimle ilgili yaşadığımız sorunlar yavaş yavaş düzelecek. Biraz daha günlük hayatımızın temposu artacak. Mars Başak Burcu'na geçecek. Hafta başından itibaren, 5 Eylül'den itibaren Mars Başak Burcu'nda ilerlerken iş hayatınız, mesleğiniz, sağlığınızla ilgili konulara biraz daha enerji harcayacaksınız bu dönemde. Zaman zaman dikkat etmekte de fayda var. Çünkü Başak sağlık demek. Mars da birazcık negatif etkili olabilen bir gezegen olduğu için sizin de sağlık evlerinizi etkilediği için önümüzdeki 1,5-2 aylık dönemde Mars Başak'ta ilerlerken sağlık konularında hassasiyet artabilir. Özellikle sindirim sisteminize dikkat etmekte fayda var. Beslenmenize dikkat etmekte fayda var. Bu dönemde diyete başlayabilirsiniz. Beslenme sisteminizi düzenleyebilirsiniz. Yeni bir düzen kurabilirsiniz. Günlük hayatınızla, rutinlerinizle ilgili, alışkanlıklarınızla ilgili veya çalışma düzeniniz ve çalışma saatlerinizle de ilgili bazı önemli düzenlemeler yapabilirsiniz sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.